Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur diyor bakıyoruz. Evet birinci söz zincirleme isim tamlamasıdır diyor arkadaşlar en az üç isimden oluşmak zorunda isim tamlaması. Stank Tolkien'in yüzüklerin efendisi üçlemesinde önemli bir yere sahip olan hayali bir kılıç. Tolkien'in yüzüklerin efendisi üçlemesi arkadaşlar diyor. Evet yüzük isim efendi isim, üçleme isim, Tolkien isim en az üç isimden oluşmalı. Gördüğünüz gibi dört tane isimden oluşan zincirleme bir isim tamlamasıdır. Bir tane yargı doğru. Devam ediyoruz. Özelliği de Ork ırkından birileri kılıcın yanına yaklaştığından mavi renkte parlayarak tehlikeyi haber vermesi. İkinci söz sıfat tamlamasıdır demiş Ork ırkı ne sorusuna yanıt veriyor gördüğünüz gibi. Ne ırkı? Ork ırkı. Ne sorusu bizim için belirtisiz isim tamlamasının sorusudur. Yani sıfat tamlaması değildir. Bu kesinlikle yanlış. Devam ediyoruz. Üçüncü söz niteleme ve belirtme sıfatıyla kurulmuş bir sıfat tamlamasıdır diyor. Niteleme ve belirtme sıfatı. Bakıyoruz. Bu fantastik kılıç. Şimdi nasıl kılıç? Fantastik. Nasıl sorusu? Niteleme sıfatının sorusudur biliyorsunuz. Hangi kılıç? Bu kılıç. Bu kılıç da bir işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı da belirtme sıfatının zaten bir alt başlığı. Yani niteleme ve belirtme sıfatının neydir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sorularını sorabildik. Bu da kesinlikle doğru. Niteleme ve belirtme sıfatıyla kurulmuş bir sıfat tamlamasıdır. Evet bu da doğru. İki tane öncülüm doğru şimdiye kadar. Devam ediyoruz. Dördüncü söz sıfat tarafından nitelenmiş belirtisiz isim tamlamasıdır diyor. Güvenli erişim özelliği şimdi ne özelliği erişim özelliği ne sorusu bana belirtisiz isim tamlamasını veriyordu evet nasıl erişim özelliği güvenli erişim özelliği diyor arkadaşlar buradaki güvenli bir niteleme sıfatıdır ve gördüğünüz gibi sıfat e, buradaki belirtisiz isim tamlaması sıfat tarafından nitelenmiş kesinlikle bu öncülümde doğru beşinci söz hem tamlayanı hem tamlananı sıfat tarafından nitelenmiş Belirtili isim tamlamasıdır. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet demiş ki bir kablosuz ağ ekipmanının ışıklı bir kılıcın sapına eklenmesiyle gerçekleşiyor diyor. Kılıcın sapı gördüğünüz gibi arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Evet buraya kadar doğru. Işıklı bir kılıcın sapı. Işıklı bir ifadesi kılıç tamlayanının önüne geldi. Yani gördüğünüz gibi hem tamlayan hem tamlanan sıfat tarafından nitelenmedi. Sadece tamlayan sıfat tarafından nitelendi. Tamlanan değil. Bu yüzden gördüğünüz gibi ne söyleyeceğiz buna? Bunun da yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız şöyle 3 tane öncül doğru. Yani cevabımız C şıkkı. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Tamlayanı ile tamlananı sıfatla belirtilmiş isim tamlaması bu özellik arkadaşlar zincirleme ve belirtili isim tamlamalarında geçerli bakıyoruz. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Şimdi arkadaşlar şuraya bakmanızı istiyorum. Sürgünün süreyi ifadesi belirtili bir isim tamlamasıdır Sürgünün ifadesi tamlayan süreyi ifadesi tamlanan Gördüğünüz gibi hem tamlananın önüne bir sıfatı gelmiş Hem de tamlayanın önüne bu sıfatı gelmiş Yani bir burada belgisiz sıfat bu burada işaret sıfatı Her ikisi de nedir arkadaşlar e, belirtme sıfatlarıdır Yani tamlayan ve tamlanan bir sıfatla belirtilmiş isim tamlaması var Adana şıkkına ediyoruz Birden çok tamlayanı olan belirtili isim tamlaması. Bakıyoruz. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışı. Dışı ifadesindeki ı'dan dolayı biz buna tamlanan deriz. Yortuların tamlayan, ayinlerin tamlayan, şölenlerin gördüğünüz gibi tamlayan, şöyle törenlerin tamlayan. Yani törenlerin dışı, şölenlerin dışı, ayinlerin dışı, yortuların dışı. Bir tane tamlanan var, birden çok tamlayan var. Bu da doğru tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması diyor. Bakıyoruz. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünü mü benim? Benim bakın benim tamlayan sürgünüm tamlanan arkadaşlar. Benim sürgünüm yani gördüğünüz gibi yer değiştirmiş mi? Şöyle benim sürgünüm diyelim. Benim sürgünüm Evet gördüğünüz gibi burası tamlayan burası tamlanan yer değiştirmiş bir belirtili isim tamlaması da var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Tamlananı kişi zamiri olan belirtili isim tamlaması var. Şu isim tamlamasına baktığımızda arkadaşlar bu taraf tamlayan. Tamlayan kişi zamiridir. Ya da senin kalbin diye baktığımızda birinci cümleye senin ifadesi tamlayandır ve kişi zamiridir. Tamlanan kişi zamiri değil. Tamlayan kişi zamiri. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı. Tamlayanı düşmüş isim tamlamasında iyilik eki arayacaksınız arkadaşlar. İyilik eki varsa tamlayanı düşmüş isim tamlaması da vardır. Şimdi bakıyoruz. Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim. Ayakların, senin ayakların diyebiliyorum. O yüzden buradaki senin tamlayandır ve düşürüldü. Ayakların ifadesindeki ın da tamlanandır. Dediğim gibi iyilik ekini bulduk. Şuradaki tamlanan aynı zamanda iyilik eki demek. İyilik eki varsa tamlayanı düşmüş isim tamlaması da vardır dedik. Bunu da bulduk. Cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede bulunan isim tamlamalarından herhangi birinin özdeşi yoktur? Günlük yaşantımızı şekillendiren, alışkanlıklarımızı oluşturan ve doğayla aramızdaki ilişkiyi belirleyen, kısacası sınırlarımızı çizen yasaların bütünü. Bakın yasaların bütünü her iki tarafta ek aldığı için Gördüğünüz gibi belirtili isim tamlamasıdır. Devam ediyoruz. Fizik yasaları olarak adlandırıyoruz. Ne yasaları? Fizik yasaları. Ne sorusunu sorduğumuzda da belirtisiz isim tamlamasını bulmuş oluyoruz. Şimdi bakıyoruz. İspanya'dan üç bilim insanı genişleyen evrenin gözlemlenen hızının zamanın yavaşlamasından kaynaklanan bir yanılgı olabileceğini düşünüyor diyor arkadaşlar ne insanı bilim insanı belirtisiz isim tamlamasını bulduk zaten herhangi birinin özdeşi yoktur diyor burada var bu yüzden adana şıkkına eliyoruz enerji bakanlığı ne bakanlığı enerji bakanlığı zaten belirtisiz isim tamlamasıdır ki biliyorsunuz belirtisiz isim tamlamasına ne sorusunu sorduğumuzda bulabiliyoruz e, gün ışığı, ne ışığı, gün ışığı belirtisiz isim tamlaması daha fazla yararlanıldığında elektrik ihtiyacının %0,5 oranda azaldığını ve bunun da 3 milyon varil yakıta eş değer olduğunu belirtiyor. Bunu da eledik dediğim gibi. Mart ayının sonunda güneşten daha fazla yararlanmak için saatler 1 saat ileriye alındığında büyük miktarda tasarruf sağlandığı bilinmektedir. Mart isim, ay isim, son isim. Mart ayının sonu ifadesi arkadaşlar bizim için bir zincirleme isim tamlamasıdır. Şöyle zincirleme. Yukarıdaki metinde zincirleme isim tamlaması olmadığı için cevabımız C şık. Evet, hissedilen sıcaklık ortamı. Bak hissedilen sıcaklık ortam sıcaklığına rüzgarın hızı. Bakın rüzgarın hızı belirtili isim tamlaması. Havadaki nem oranı. Nem oranı belirtisiz isim tamlaması. Hatta psikolojik durumumuza bağlı olarak değişebilir. Bunu da eliyoruz. Ağaçlar gövde uzunluğu 3 metrenin üzerinde olan ve belirli bir yüksekliğin üzerinde yetişmeyen odunsu yapıdaki bitkiler olarak tanımlanabilir diyor arkadaşlar. Metrenin üzeri belirtili isim tamlaması, yüksekliğin üzeri yine belirtili isim tamlaması bunda ediyoruz. Cevabımız C şıkkı.